Bazı canlı türlerinin yaşam döngüsü bir başka canlının vücutları ile sürdürülmektedir. Bu canlılardan biri, bu videonun kahramanı olan Leucocalyptodium paradoxum parazitidir. Bu küçük parazitin yaşam döngüsünde iki farklı konak canlı mevcuttur. Birinci konak, ilk nesil, Amber salyangozları. Parazit yumurtaları ile temasa geçen Amber salyangozları başına geleceklerin farkında değildir. İlk temasın ardından parazit, salyangozun önce midesine daha sonra sindirim bezlerine ilerler. Salyangozun içinde gelişen parazit, larva döneminde salyangozun duyargalarını hedefler ve bu duyargalara hükmederler. Bu aşamada salyangozun sinir sisteminde etkisi altına alarak salyangozların davranışlarını kontrol etme yetisine sahip olurlar. Salyangozlar kendileri için çok tehlikeli olan ve normalde hiç yapmadıkları bir şey yaparlar. Karanlık, gölgelik alanlarda yaşayan salyangozlar bu parazitin emrindeyken güneşe, ağaçların tepelerine çıkarlar. Salyangozların duyargalarına hükmeden parazit, duyargayı şişirip ileri geri hareket etmesini sağlayarak tırtıl görüntüsünü meydana getirirler. Bu görüntünün tek amacı ikinci konağa geçmektir. Ağaçların üzerinde kurçuk, tırtıl ve bunun gibi canlılar ile beslenen kuşlar, tırtıla benzeyen salyangoz duyargalarına odaklanırlar ve tam o aşamada saldırarak duyargayı koparırlar. Salyangozlar genellikle bu saldırıda ölmezler. Sadece bir duyarga kaybederler. İkinci konak, ikinci nesil, kuşlar. Planı başarılı şekilde ilerlemiş olan parazit, ikinci konağı taşıyıcı olarak kullanır. Yumurtalarını kuşların dışkılarına karıştırır ve kuşlar sayesinde ormanda birçok noktaya yayılma şansı vardır. Kuşların dışkıları ile beslenen salyangozlar, yaşam döngüsünü devam ettiren hamleyi yaparlar. Ve döngü bu şekilde tekrarlanır. Bu video ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz canlıları yorum olarak bu videonun altında paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.